beslenecek şey, çıkacak bir yılan yok. Ben de dersin içerisinde. Büyük poşetim kimyayı. Tamam sen ha. Çektim zaten çok şey. Gidip abi ben sizden. Tam çıkartır ki ama. Gerçi o zıplığını yediydi o. Üst balkonu. Hı hı. Bir kafa sallandı. Zaten tümü çıkamadığı için sadece kafası şuradan itibaren kullanılmanı evet. Gördük. Hı hı. Ondan sonra vurduk kafasına artık. Yani şey yapmak için. Zarar hı. vermesin diye. Ondan evet. sonra burayı kırdık. Asıldık çıkardık. Yani zaten sıkışmış gibi gözüküyor orada da. Da şimdi de conta vardı. O contaya sıkışmış. Eğer sıkışmasaydı zaten çıkardı. Evet. Evin içine girdiğini sen düşün yani. Yukarıda bir ünlü Arif var. O besliyormuş evinde yılan. Yani burada oturuyor muymuş? Burada arkadaşının yanına geliyor galiba ama sürekli görüyoruz. Her gün hemen hemen her gün apartmana girip çıkıyorlar ve ellerinde kafeslerler. Burada yaşayan bir yılana da benzemiyor. Değişik bir yılan. Hı hı. Birkaç arkadaşıma sordum, fotoğrafını attım. Şey boğa yılanına benziyor. Bu evde yani beslenebilecek bir yılan gibi çocuğumuz duruyor. Çocuğumuz yok yani şu anda evde. Evet. Bir de akşam burada uyumuş. Sopayla vurduk. Sonra zıpkınla artık. Buradan böyle geliyor. Şöyle şuradan, şu yukarıdan şöyle. Aşağı doğru. Evet. Balkonu yıkıyordu. Beşim balkonu yıka dedi. Balkonu yıkıyordum. Tam bu tarafa geçtim. Bir kafa sallamaya başladım. Bir baktım yılan. Yani artık beş karışı falan dışarıdaydı. Hı hı. Hemen geçtim bu tarafa yavaşça. Oradan sopayı aldım. Hı hı. Kafasını bastım. Geri kaçtı içine. Hı. Sonra su tuttum geri çıktı. Ondan sonra hemen kafasını bastım. Zıpkınım vardı orada balık zıpkınım. Onunla vurdum. Tam ölmedi. Bayağı bekledim. Ondan sonra artık öldüğünü anladım. Asıldım çıkmadı. Sıkışmış çünkü bak şey gövdesi çok geniş. Ondan sonra orayı kırarak fayansı kırdım. Komple contaya sıkışmış. Zaten burada da göründüğü gibi. Çıkardım komple. Artık çoluk çocuk herkes kaçtı evde. Mecbur öldürdüm çünkü Allah korusun eve girerse nereye kaçtığını da bulamayız. Sonra bu yılanı yani buralarda yaşayacağını ya da buraları hiç görmedik. Evet. Ama bir komşumuz var yukarıda. Evet. Onun olabileceğini düşünüyoruz. Komşumuzdan bahsedin. Kim? Komşumuz. Arif, ünlü Arif. Şu izin. Arkadaşın yanına geliyor galiba. Hı hı. Ama her gün hemen hemen her gün görüyoruz biz onu burada. Yani elinde kafeslerle girip çıkıyorlar. Hı hı. Artık yılan beslediğini de biliyoruz onu. Hı hı. Şimdi internetten de araştırdım. Hı. Onun olabileceğini düşünüyorum. Çünkü bu boğa yılanına benziyor. Buraya gelip gidiyor sürekli. Hı hı. Yani onun olduğunu düşünüyorsunuz. Olabilir. Çünkü yukarıdan geldiğini tahmin ediyoruz. Evet. O üst katta oturuyorlar. Başka da bir açıklaması şeyi yok. Bu nasıl? Oğlumu gönderdim teyzesinin evine. Çok korktu. Eşim zaten böcekten dahi korkar ki yılan çıktı evden. Vallahi bilmiyorum yani sonuna kadar gideceğim bu işin. Yapacağım evet. Gideceğim. Kutsal mücadele vereceğim. Yani. Burada yok galiba. Yani şu anda burada. Evet. Şey... Evlerinde yoklar galiba şu an. Ama illaki gelir. Çünkü her görüyorum sürekli onları. Tabii tabii soracağım yani bu kimin diye. Çünkü bu evde beslenen yılan olabilir. Onların olabilir bilmiyorum. Bu burada bizi sokabilirdi yani fark etmesen. Düşünsene fark etmediğini şuradan çıkıp geldiğini ya. Tabii canım. Çocuk da evde tek falan ya, bazen. Çoluk çocuk var. Yani buralarda beslenen bir gezen bir hayvan değil. Evet. Ben yemek hazırlıyordum. İşten geldik. Eşim balkonu yıkıyordu. Delikten bir kafa çıktığını söyledi. Paspasla falan uğraşırken sonra bana bir fare dedi korkmayayım diye. Yılan olduğunu fark etmiş. Daha sonra zıpkınla öldürmek zorunda kaldı. Çünkü bizim 7 yaşında çocuğumuz var. Ya yani şu an ben evde çok tedirginim. Teyzesinde şu anda. Onu hiç söylemedik bile. Çünkü o da çok evde yalnız kalıyor öden sonraları. Daha önce görmedik böcek bile yoktu bizim evimizde. Hani böyle fareydi böcek falan hiçbir şekilde görmedim. Ben evde değilim gün içinde ama evde kalanlar yukarıda böyle kafeslerle bir hayvanların inip çıktığını söylüyorlar 4. katta. Ona soracağım. Eğer onunsa kesinlikle dava açmayı düşünüyorum. Arif arkadaşının evinde birlikte kalıyor burada.
İşte biz girip çıkarken görüyorduk ama bir samimiyetimiz, bir muhabbetimiz yok. Hayvan beslediğini, kafeslerde bir şeyler indirip çıkarttığını falan benim çocuğum da söylüyor. Ama kafesin içinde ne olduğunu ben görmedim. Şu an ışıkları sönük. Yılanı gösterip soracağız bu sizin mi diye. Eğer onunsa kesinlikle şikayetçiyim yani. Yani ben boşaltmayı bile düşünüyorum eve. Evet yani balkonunuzdan büyük bir yılan çıkıyor düşünün. Bir de besleme yılan yani normal bir yılan değil, desenli ve özel bir yılana benziyor. Siz de görürsünüz, ben yaklaşamıyorum. O tedirginliğimizi anlayınca çıktı içeriden ama ben teyzesine yolladım. Yani bunu görse kesinlikle bu evde kalmaz çocuğumuz, evet. Amca, amca. Dört çarpı. Bir, dört. Yarın Facebook'ta paylaşırım seni. Tamam. Televizyonu kullanacak, yani detayları şey yapıyor. Yılanı kalmadı, şey, zehri kalmadı. Çamaşır suyu döktüm, sağlam oldu. Evet, bayağı. Bu sizin değil mi? Bu ne şekilde? Bu tişört şurada satılan yılan var ya. Hı. Onlar da ya. Ama çözüm o sahne evde falan yok. Hangi zararı? Yok. Yok yok oğlum. Hiçbir zararı yok. Yılan size mi ait? Size mi ait? Abi senin mi şeyin? Harika mı? Benim. Yani senin arif